Sor bakayım. Tercihin ne yönde olacak seçimlerde? AK Parti. Neden? Abi. Neden? Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Dıştan, anadan altıyla masa kurmuşlar. Entelijenti Temel Karamollaoğlu. Niye abi? Hastanelerde ölümümüz rehin kalıyordu. Yollar yoktu. Yani yapılanları bizim babamızın oğlu değil hepsi. Ama bu ülkemiz, önce vatanımız. Vatanımız için bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Abi bizim de aklımız var. Biz de araştırabiliyoruz abi. İşler bizi istemiyor. Ya dışarıdan kim? Destekli, içeride kim istemiyor abi? Dış güç kim abi? Bizi istemeyen bizi kıskanıyordu. Niye istemesinler bizi? Dış güç kim? Yabancı ülkeler bizi kıskanıyordu. Tek lider Tayyip Erdoğan. Şimdi niye dış kuvvet oldu? Bir söyleyeyim mi sana? Bizim ülkemizi bölmek isteyen içeride. Bir ülkeyi tankla, bombayla, tüfekle bölemezsin. Onu aldı, bunu aldı, i̇şte şunu aldı. Adını HDP koydu. Adını bilmem ne koydu. Dakika, bağırma, hayır. Bağırma. Hayır, yeter ya. Biraz sakin ol. Abi yeter ya, yorulduk ya. Yerine koyup da Avrupa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın başkanı, İçişleri, Dışişleri Bakanı görüşmüyordu. Soylu'yu da gördük. Rezil etti bizi ya. Rezil etti. Bizi kıskanan ülkelere bütün dünya bizi kıskanıyor dedi. Ya deprem paraları ne yaptı abi bunlar ya? Çay şeker. Abi. Televizyona çıkıp da demedi mi? Sigara yok içelim. Hayır. O zamanlar çok daha güzeldi. Şu anda daha da kötüdeyiz. Hayır ya. Memlekette satılacak. Çünkü bizi kıskanıyordu ya. İki gün önce çıkmış vatandaşlar çay kahvaltını kıskanıyordu. Biz konuştuklar zaman vatan kalmıyor. Yokmuş, ne yokmuş sigara? Hey? Nerede yokmuş? Nerede Tayyip Erdoğan dedi ki işte yoktur. O yoktur, bu yoktur. Uçak, Muş'ta uçak vardı, havalanı vardı. Biz yaptık. Ankara'daki havalanı yaptık. Ne kaçıyorsun? Tayyip gelmeden bardak yokmuş ya. Biz avuçla mı su içiyorduk ya? Yok, itfaiye yokmuş, uçağı sonra yokmuş, ambulans yokmuş. Deprem vergilerini alacaksınız, yiyeceksiniz. Ne edeceğim, ben doğruyu konuşuyorum. Ya ne doğrusu? Sana göre doğru. Ne göre doğru? O zaman sana bu ülkeye doğru doğrunu konuş. Sakin ol oğlum. Millete vatan haini diyemezsin. Tamam. Vatan haini sensin. Suriyeli milletvekiliymiş ya. İstemiyoruz biz ya. Biz bunları göndermek isterken bunlar Suriyeli milletvekili adayı çıkartıyorlar ya. Şu anda peki kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ben mi? Kim benim düşünceme saygı duyuyorsa, kim benim fikirlerimi alıp götürecekse ben ona oyumu vereceğim. Şu anda öyle bir insan hangisi mesela, hangi? Bir söyleyeyim mi? Tayyip Bey gitsin de kim giderse gitsin. Başka ülkenin anasını ağlattı ya. Başka kim mi? Ben MHP'ciydim biliyor musunuz? Bir dakika. Ben çok koyu bir ülkücüydüm. Kadın kollarında da çalıştım. Bahçeli ne dedi? Bir dakika abi ya. Bahçeli ne dedi? Ver Bilal'i, al koltuğu. Ne yaptı? Bugün Aksaray'ın bastonu olmuş, bastonu. Tayyip Bey ne dedi? Ülkücüler ayağımın altında ezilmiştir dedi. Yok, her türlü milliyetçiliği biz ayaklar altına aldık. Altına aldık dedi. Yazık değil mi ya? Ülkücü dediğin ben zaman ben gururla gezerdim ya. Şimdi söyleyemiyorum ya. Kimi beğeniyorum? Ben inceden yanaydım. Ama bu iktidarı tek seferde götürebilmenin yolunun CHP olduğunu gördüm. Sen bağırıyorsun diye millet gelip sen dediğini mi yapacak? Ya ben o kadar doluyuz ya. Hayır ya, siz alışmışsınız ya. Neyin rahatlığı ya? Depremde bakın. Deprem. Bu bak. Telefon ya bırak işte telefonu ya. Ya sen ne yaptın bunu ya? Cahilin önde gideni olmuş bunlar. Abi bunlar cahilin önde gideni. Siz haklısınız yavrum, siz haklısınız abi, ya. Abi bir şey söyleyeceğim bakın. Benim bu hükümeti desteklememdeki en büyük neden yaşanan 11 ildeki felaketten ders çıkartmayıp her şeyi kadere bağlamaları. Yeter ya. Ya bunlar kaderci de değil, bunlar da din iman yok. Bunlar dini kullanan. Aynen. Aynen. Vatan haini. Aynen. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Estağfurullah oğlum, estağfurullah. Ya bak yavrum. Ama olmaz ya. Ben 73 yaşındayım. 73. Dinle gösteri yapılmaz. 60 senedir de siyaseti takip eden biriyim. Bunların var ya. Allah, kitap, Kur'an hepsi hikaye bunlara. Siz kimi destekleyecek? Müslüman yalan söylemez. Müslüman hırsızlık yapmaz. Müslüman adaletsizlik yapmaz. Şu vatandaşın hakkını, hukukunu gözetir Müslüman. Ama bunlar da yok öyle. Ben İyi Parti ve Kılıçdaroğlu. Bravo dayı. Evet. Hadi. Kılıçdaroğlu. Oylarımız Kılıçdaroğlu'na yeter ya. Eski MHP'li olarak oyum Kılıçdaroğlu'nundur. Ne olursa olsun. Bitti ya. Seçimlerinde Memleket Partisi. Kesinlikle. Ona demiyorum, Cumhurbaşkanlığında oyum CHP'nindir. Yemin ederim elim ayağım titriyor ya. Yani illa bu hükümetin yaptığı yanlışları görmek için bir felaket mi yaşamamız lazım? Kardeşimiz, anamız, bacamız, çocuğumuzun ölmesi mi gerekiyor ya?
Çok üzgünüm ya. Bir de Tayyip Bey'i Allah'a eş tutan, Tayyip Bey'i peygamberimize eş tutanlar, Allah'ın bütün vasıfları onda var diyenler, peygamberimiz yeryüzüne gelse, Tayyip Bey'le sandığa gitse kazanamaz diyenlere, Allah'ın bütün vasıfları Tayyip'te var diyenlere, abi bu istasyon oradan bekliyor. Hakkımı helal etmiyorum. Bizim Allah'ımız tek, peygamberimiz tek, Kur'an'ımız tek. Ben böyle insanların verdiği oylarla yönetilmek istemiyorum ya. Eline mikrofonu alan tehdit ediyor. Soylu tehdit ediyor. Tayyip Bey'i tehdit ediyor. Ak troller TikTok'ta orada burada almışlar ellerine mikrofonu. Fikrimizi söylediğimizde tehdit ediyorlar. Esesini aldım, seçim sonrası görüşeceğiz. Ya ben bunları konuştuğum için neden vatan haini olayım ya? Ben bu toprakta yaşamıyor muyum ya? Ben bu bayrağın altında yaşamıyor muyum ya? Aynı havayı solunmuyor muyuz ya? Benim suçum günahım ne ya? Yorulduk ya, vallahi yorulduk ya. Gücümüz bitti. Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden? Neden? Abi bak. Tayyip Erdoğan Suriyelileri getirdi bak. Buraya gidiyorsun. Bak ben Kürt'üm. Kürt-Türk kardeş de aynı bayrak. Ben askerlik yapıyorum. Bunlar niye yapmıyor abi? Ben askerden yeni geldim. Bunlar niye yapmıyor abi? Bak ev kirası olmuş. Demirtaş, ben Demirtaş'ta oturuyorum. 7 bin lira. 8 bin lira abi. Askeri ücret 8 bin 500 lira. Emekli parası kirayla yarışıyor. Emekli maaşı üst abi? Kiraların altında kalmıştır. Buradan emeklilere de sesleniyorum. Tayyip yılda 2 kez ikramiye yapmış, maaşını 200-300 milyon zam getirmiş diye bu adamı alkışlayıp iktidara taşıdılar. Hadi geçin bakayım emekli. Hadi geçin. Yazıktır ya. 3 çocuk annesiyim. Yemin ederim çocuğum benden bir şey isteyecek diye elim ayağım titriyor ya. Çocuğuma nasıl cevap vereceğim diye abi düşünmeye başladım liralık, ya. 1 liralık bisküvit 6 lira olmuş. Nasıl alacak? Çocuklarım okulda bir tane tostu 40 milyona, bak yarım tostu 40 milyona yiyor. Çay simit hesabı yapan Tayyip Bey şimdi bunları hesaplasın ya. Depreme, bakın iktidarı depremle geldi, çadırları gezdi, ne dedi? Ben o kulağımla duydum bunları, gördüm. Hükümet geç kalıyorsa, yardım geç kalıyorsa siz milletsiniz, sorgulama hakkınız var dedi. Şimdi... Siz biz sorgulayınca ne oluyor peki şu an? Sorguluyoruz, ne olduk? Bana vatan haini dediler. Terörist dediler. Sen kesin CHP tarafından tutulmuş troll sündesiler dediler. İnce'yi tuttum dediler. O da onun bir kolu. Abi Türk bize söylenilen o kelimeyi zaten hiç unutmadım. Ama bunun hesabını 14 Mayıs'ta bakın bir soruda şunu söyleyeceğim. Tayyip Bey çok sessiz. Bizim bildiğimiz Tayyip Bey bu değil. Şimdiye kadar Bay Kemal deyip orada burada esip gürlemesi gerekiyordu. Bunu herkes çok iyi biliyor. Neden sessiz? Neden? Çünkü yaptığı hataların bedelinin faturasını her zamanki gibi biz millet ödedik ya. Artık yapacağı seçim öncesi kaos kalmadığı için bayrağı kullandı. Dini kullandı. Darbeyi kullandı. Ülkücülüğü kullandı. Atatürk'ü kullandı. Ne kaldı? Ne kaldı? Hiçbir şey. Şimdi yapacağı tek yol bu sessizliğin altındaki hırsızlıktır. Herkes sandığına sahip çıksın. Yemin ediyorum herkes sandığına sahip çıksın. Bu adam çalmazsa ben bugünü unutmayın. Bakın bugünü unutmayın. Bu bir çalma organizasyonu içindedir. Çünkü halk onu istemiyor. %60-70 onu gönderecek. Ama gidecek. Lütfen gidecek. Bu sefer gidecek. Eninde sonunda gidecek. Seçimler yaklaşıyor. Kararınızı verdiniz mi diye soruyorum. Ne yönde kararın? Muharrem İnce. Neden? Neden Muharrem İnce? Anlattığı çözüm yollarını daha doğru buluyorum. Biraz da hakkını yendiğini düşünüyorum. O yüzden Muharrem İnce. Peki ilk turda olmazsa yani ikinci tur uzarsa seçim ne yapacaksın? Nerede onun karşısında kim olursa. Kim olursa onu. Kılıçdaroğlu mu versin yani olursa. Aynen. Kararınızı verdiniz mi? Kime oy vereceksiniz? Evet, tabii ki. Kimi destekleyeceksiniz? Kılıçdaroğlu'nu tabii ki. Altılı masaya. Ha? Altılı masaya. Ha, altılı masaya. Siz? Ben konuşamıyorum, memurum. Soruyorum, kime oy kullanacaksın onu soruyorum. Kime mi? O Allah'la benim aram. Söylemiyoruz. Memnun musun şu an gidişattan? Yok. İyi yönetmiyorlar mı? Ben oğlum Celal Bayar'ı gördüm, Cemal Gürsel'i gördüm. Hı-hı. Kenan Evren, ondan bu tarafını hepini gördüm. Bunun kadar görmedim. Bu gelene kadar... İyi mi kötü mü? Kötü. Yani perşanız. Perşanız.
düşünüyorsunuz? Kimi destekleyeceksiniz? Tabii ki muhalefeti. Hangi? Millet İttifakı, yani, Kılıçdaroğlu mu? Tabii. Başka sebep? Alternatif yok. Dürüst olduğu için, hırsız olmadığı için çok sebep var ya. Hangisi sayayım? Yani şu an 20 yıldır yöneten bir iktidar var mesela. Evet. Bugüne geldiğimizde yetersiz mi buluyorsun? Tabii ki de. Kıymanın kilosu 350 milyon olmuş. Kendi sarayda neler yiyor Allah bilir. Yani bu şekilde. Kararınızı verdiniz mi onu soruyorum. Hangi yönde kullanacaksınız? Benim sabit bir oyum var. Kim? HDP veriyorum ben. Ama yani onların adayı durumu belli değil. Belli değil yani. Affedersin, eşeği de gösterse eşeği oy vereceğim. Erdoğan'ın sabit karşısında kim var olursa ona vereceğim. Tabii. En güçlü. Yok, HDP veriyorum ben sadece. İkinci tur olursa? Örnek Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kaldı. O zaman ikinci Erdoğan olur. Tamam. AK Parti'ye veriyorum. Yok abi, diyor ki ilk tur HDP, sonra AK Parti diyor. Bu ilk anlayamadım. Birinci tur çıkacak. İlk turda AK Parti diyor. Evet. Kararınızı verdiniz mi onu soruyoruz. Kararımız zaten belli, bizim kararımız. Nedir abi? HDP'dir, başka olamaz. Ama onun aday belli değil daha. Hani çıkacak mı çıkmayacak mı? Daha onu kime vereceğini söyleyecek. Biz ona vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Mesela Erdoğan'a ver dedi. Sakın. Vermez. Öyle mi, ben vermem ona. Ölse bir ona. Neden? Benim kararım belli. Nedir abi kararın? AK Parti. AK Parti. Neden abi, memnun musun? Beka önemli benim için. AK Parti giderse vatan gider mi abi? Vatan gitmez de ciddi sorunlar. Ne gibi mesela? Gibi yani beka sorunu mu yaşarsın? Beka sorunu yaşarız yani. Şimdi on Cumhur İttifakı'na katılan partiler var. Haberiniz var mı? Hüdapar var mesela. Biliyorum. Hüdapar'ın bakış açısının ne olduğunu biliyor musunuz? Parti programında onu neler yazdığını biliyor musunuz? Onu tam bilmiyorum. Mesela özerklik istediklerini biliyor muydunuz Hüdapar'ın? Özerklik? Bilmiyorum. Yani parti programında özelliğin tartışılması var yani. Erdoğan özellik vermez. Hüdapar'ın bu ittifaka katılması senin için bir problem değil mi abi? Belki bir ufak bir problem yani teşkil edebilir. Hizbullah'ı desteklemişler. Edebilir ama. Terör demiyorlar Hizbullah'a mesela. Hizbullah bitti. Şimdi PKK'la bir Hizbullah'ı bir tutamayız yani. Gaffar Okan'ı tanıyor musun? Efendim? Gaffar Okan'ı. Gaffar Okan. Gaffar Okan'ı tanıyor musun diyor. Tanıyorum. Onu Hizbullah'ı öldürmüş. Sakaryalı, biliyorum. Zoruna gitmiyor mu yani senin aynı ittifakta olmanız? Onu şey yapanlar PKK'lıydı ki. Hizbullahçılar da. Çapraz alan. PKK'lıydı. Ben o şekilde biliyorum yani. Kararını verdim, hangi yönde olacak kararına? Bıyıklar mı diyorsun? Ülkücü hareket. Ben HDP'ye veriyorum oyun. Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz. Şu anda onu neden destekliyorum? Nedeni yok, ülkenin hali belli yani. Ortada bir şey söylemeye gerek var mı yani? Bu insanlar söylüyor ya, yok aciz, yok tokuz, işte aldığımız aylık yetmiyor bilmem ne. Külliyen yalan diyorum ben. Niye yalan? Şimdi kardeşim, emekli olmayana bile devlet yardım ediyor mu? Emekli olmayana? Tabii. Yok öyle bir şey abi. Var abi. Var abi, var. Yok devlet ya, yani devlet yardım ediyor abi. Yayın icadı bilsem konuşurum. Ha. Engeli falan yoksa bak, vermiyor. Şimdi hayır abi, devlet 60 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa, 40 yaşında da olsa, eğer bu adam geçinemiyorsa valilikler veriyor abi. Seçimler yaklaşıyor, kararını verdim, bunu soruyoruz. Şu an zaten Selahattin Demirtaş olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Değişmesi gerekiyor mu artık? Değişmesi gerekiyor. Hem de geç bilene kalındı. Geç bilene kalındı kardeşim. Teşekkür ederim. 166 milyon abicim. Nedir abi? Tavuk. Tavuk aldım. Evet. Kırmızı et falan? Hayır, kırmızı et. Kim alıyor? Kim alabiliyor? Ya dayı konuşmuş, diyor ki ne? Çok şükür iyi. Ya sen neyin iyi? Neyine yardım ediyor senin? Karar verdiniz mi onu soruyoruz. Verdik abi. Kim? Muharrem İnce abi. Muharrem İnce abi. Neden? Neden abi? Ne bileyim. Ülkeyi daha iyi yönetir diye düşünüyorum. Verdiniz mi? Tabii, karar ne? Kim? Erdoğan. Neden? Öyle. Siz? Ben de Erdoğan. Siz abi? Bak. Memnun musunuz abi? Şükürler olsun, idare ederiz. Kararınızı verdiniz mi? Verdim, evet. Nedir? Yani nedir? AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum yine. Neden? Yani neden? Başka seçeceğimiz bir seçenek olmadığı için ona vermeyi düşünüyorum. Mesela 20 yılda geldiğimiz noktadan memnun musunuz ekonomik ya, olarak? Aslında ekonomik olarak değilim. Hani değilim, şikayetçiyim. Biraz AK Parti'den de yine şikayetimiz var. Bazı şeylerden, yaptıklarından. Ama yine de vereceğimiz tek seçenek o yani. Mesela şöyle bir eleştiri karşısında var. Düzgün bir rakip olsa yine tamam derdik yani, ama düzgün bir rakip olmadığı için yine mesela tercihimiz o. Hiç mi yok abi? Yani yok. Yok, mesela şimdi şöyle bir eleştiri var. 20 yıldır düzelmediyse bundan sonra düzeltebilir mi sence?
Yani düzeltemeyebilir, düzeltebilir. Zaten şu an iktidardalar. Evet. Şu an bir şey düzeltmiyorsalar seçildikten sonra düzeltirler mi? Yani onu bilemeyiz, onu yaşayacağız, göreceğiz. Abi seçimler yaklaşıyor, bugün bunu soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz, kararınızı verdiniz mi? Hangi yönde olacak kararınız? Tabii ki kararımızı vermişiz. Kime vereceksin? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, neden? Eğer onun daha iş yapacağını iyi görüyorum bundan. Ya mesela 20 yıldır yöneten bir iktidar var. Türkiye'nin ne halde olduğunu görüyorsunuz abi. Ondan dolayı CHP diyorum. Değişmesi gerekiyor yani. Aynen. Daha önce desteklemiş miydiniz iktidar? Tabii şimdiye kadar hep AK Parti'ye vermiştik. En son seçime kadar. Aynen. Artık vermeyeceksin. Artık CHP. Yani peki fikrini değiştiren şey ne oldu abi? Yani ne oldu da dedin ki ben artık AK Parti'ye vermeyeceğim? Ben bu krizden dolayı artık hani ben şu an inşaat yapıyorum, inşaatçıyım. Bir torba çimento 10 lirayken olmuş şu an 110 lira, 120 lira. Onun için ben değişmesini... Teşekkür ederim abi. Seçimlerle ilgili soruyorum. Seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Kararınızı verdiniz mi onu soruyorum. Verdik abi her zaman. Kim? Kararımız net abi bizim. Tayyip Baba'dan başkasına oy vermiyoruz abi biz. Baba. Evet. Sen? Abi yani aynı fikirlerdeyim. Şu anda bir hükümet var. Hükümetin karşısında şu an onun gibi denk biri olduğunu düşünmüyorum ben. Sen neden peki? Abi şimdi şu zamana kadar adam dediği gibi, Muharrem İnce'nin dediği gibi abi. 2003'te adam kazanmış, 2005'te kazanmış, 10'da kazanmış, 13'te, 16'da, 17'de kazanmış abi. Bundan sonra zaten kazanacak abi. Karşısına çıkabilecek bir adam yok. Şu zamanla ekonomimize baktığımız ekonomi biliyoruz abi kötü şu an. Tabii. İnşallah bu 2023'ten sonra da abi, Lozan Anlaşması bittikten sonra inşallah daha güzel yerine gideceğiz abi. İnşallah abi. Sen cidden buna inanıyor musun? İnanıyorum abi. Şöyle söyleyeyim, petrollerimiz çıkacak. Çıkmıyor mu şu an? Abi şu an hepsi çıkmıyor. Çıkmıyor? Hepsi çıkmıyor. Lozan'dan dolayıymış. Tabii ki abi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı iletişim şeyi var, merkezi var, CİMER, evet, biliyorsun evet, değil mi? Biliyorum abi, evet. CİMER'e yazmışlar, demişler ki Lozan bittiğinde biz çıkarabileceğiz mi demişler. Senin evet. Bu düşünceni sormuşlar yani. Tamam. CİMER de demiş ki öyle bir şey yok. Abi öyle haberin bir şey olsun. Yok dediğimizde. Lozan'ın senin hiçbir şeyini engellemiyor canım benim. Abi, senin şey ülkenin abi. Senin ülkenin Batman'da yıllardır petrolü var. Evet. Türkiye Petrolleri diye de bir firman evet. Var. Yıllardır zaten kendi petrolünü üretiyorsun, çıkartıp kullanıyorsun da aynı zamanda. Abi, böyle bir şey engelleyse. Çıkarıp kullansak da şu anda petrol fiyatlarını herkes görüyor abi. Eğer sebebi ne sen? 2023'ten sonra abi biz bunlara çıkarırsak eğer. Çıkarıyorsun zaten abi, ben onu diyorum. Abi şu anda biz dış ülkeden alıyoruz abi. Yok. Yani çıkarabildiğini çıkarıyorsun. Peki, işte. Teknolojinin yettiğini çıkarıyorsun. Ama sadece dediğin gibi belli bir şehirden çıkarıyoruz abi. Batman'da var oradan çıkarıyorum. Bursa'da yok çıkaramazsın tabii. Abi, yoksa nasıl araştırıp görmen gerekiyor abi. Araştırıyorlar zaten. Araştırıp gördükten sonra bunları çıkarmamız gerekiyor. Akdeniz'de mesela gaz bulduğunu söylediler. Evet. Çıkarırlar işte bir sene. Çıkar. Bir sene sonra, üç daha sene önce sonra, beş sene sonra. İşte çıkabilir yani. Evet. Sorun değil. Hiçbir şey engel değil. Abi sadece ilgili. Petrolden yürümemek gerekiyor abi. Bor var bizim süper madenimiz. Onlar hepsi çıkmıyor zaten maalesef. Zaten çıkıyor canım benim işte. Abi, hepsi çıkıyor abi. Ben de sana bundan borla bahsediyorum. Temizlik malzemeli yapılıyor. Şimdi Lozan Anlaşması'nın, şimdi anlaşmalar 100 yıllık olur bilirsiniz eskilerden. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey kim diyor abi yok diye. Lozan'ın bir süresi yok. Şimdi gelip de kimse ekonomiye kötü diyemez. Niye biliyor musun abi? Çünkü bizim insanımızda iş beğenmemezliği diye bir şey var. Şu an asgari ücret zaten şu an 8,5 milyar değil mi? Millet hani onca şey ödeyecek. Şu an mesela bizim kendi evimiz ama kirada olan ne yapacak? O arabayı nasıl alacak? Allah aşkına yani nasıl doğru, alacak? Akıl doğru. Bir mantık ver. Mantıken bak ne doğru. Şimdi okutmaya kalkırsam ben kız kardeşim mesela zor okuyor. Ben okuyamadım, mecbur çalışıyorum. Dört kişiyiz ya, sadece dört kişiyiz. Peki gidişatı nasıl görüyorsun? Ben hiç iyi görmüyorum ki. Hiç iyi görmüyorum. Yani ilk oyumu kullanacağım ben. Yaşım daha 21. Asla atmam yani. 21 işte de ama kullanmam yani asla. Kararını verdin mi? Muharrem İnce'ye atacağım. Tayyip'e asla neden? Atmam. Neden? Ya bu zamana kadar ne iyi ki şu an, ne iyi yani. Hani diyorlar ki bu adam varken kötü, o adam geçince daha kötü olsun abi, daha kötüsünü yaşayalım. Ama adam olmasın abi başta. Yani sen kararını verdin mi? Ben verdim. Ya ilk turda Muharrem İnce'yi vermeyi düşünüyorum. İkinci tura kalacak diye düşünüyorum. İkinci turda şu çantayı bile koysalar karşısına çantayı veririm herhalde. Abi ben kesinlikle Muharrem İnce'ye vermeyi düşünmüyorum asla. Kime vereceksin? Yani oyların bölünmesini istemiyorum abi. Benim babam yani biz 7'den 70'e Kılıçdaroğlu'nu seviyoruz. Ben de Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum abi. Bu hani oyların neden peki bölünmesine izin vermem.